Doğan Mega Center, Ludwigshafen Rhein-Main Express'i sunar. Alman vatandaşlığına geçişin artırılması için yapılan toplantılar hız kazandı. Son yıllarda Alman vatandaşlığına geçişlerde azalma olmasının ardından yeni bir vatandaşlık kampanyaları ile uzun yıllardır bu ülkede yaşayan göçmenlere vatandaş olmaları yönünde telkinde bulunan yetkililer Alman vatandaşlığının cazibesinin günden güne azaldığına dikkat çekiyor. Sevgili izleyiciler, son yıllarda Almanya'da Alman vatandaşlığına geçişlerin oldukça azalmasına artık Alman hükümeti bir çözüm aramaya başladı ve her belediye kendi bölgesinde çalışmalar yapıyor. Daha doğrusu her eyalet. Rheinland-Pfalz eyaletinde 2 Temmuz'da başlayan, Koblenz'de başlayan bilgilendirme toplantıları 6 Temmuz'da Bad Kreuznach'ta ve bugün de 8 Temmuz'da Ludwigshafen'de belediye meclisinde, belediye binasında yapılıyor. Ülke genelinde eyaletlerde başlatılan Alman vatandaşlığına evet adlı kampanyalarıyla tekrar vatandaşlığa ilginin artırılması için çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. İki bölümden oluşan ve gün boyu süren konferansın açılış konuşmasını yapan Ludwigshafen Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Başkanı Wolfgang van Filit, göçmenlerin Almanya'nın geleceği olduğuna dikkat çekti. Bu ülkede yıllardır toplumla iç içe yaşayan göçmenlerin de burada hak ve hukuk alanında Almanlarla eşit muamele görmeyi hak ettiğini işaret eden van Filit, bunun için de Alman vatandaşlığının cazip hale getirilmesinin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi. Ardından söz alan Rheinland-Pfalz Eyaleti Yabancılar Sorumlusu Maria Weber ise Alman vatandaşlığına geçişin daha cazip hale getirilmesinin önemini vurguladığı konuşmasında ülke genelinde büyük bir düşüş yaşayan vatandaşlığa geçişlerin sadece Rheinland-Pfalz olmadığının altını çizdi. 2000 yılında yapılan kanun değişikliği ile sayının gerilemesinin mantıklı olduğunu fakat 2007'de Ekim ayında uygulamaya başlayan vatandaşlık testinin bu sayının daha da düşmesine büyük rol oynadığını savunan Rheinland-Pfalz Yabancılar Sorumlusu bu düşüş bizim için sürpriz olmadı dedi. Alman vatandaşlığının tekrar cazip hale gelmesi için devlet imkanlarının yeterli olmadığında üstüne basa basa vurgulayan Rheinland-Pfalz Yabancılar Sorumlusu toplumun da bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Daha sonra söz alan diğer konuşmacılar Alman vatandaşlığına geçiş için hangi şartların oluşmasının gerektiği konusunda bilgiler verdi. Doğan Mega Center, Ludwigshafen Rhein-Main Express'i sundu.